Döviz ve altındaki fiyat artışı halkımızı meraklandırıyor. Sizler için pazar araştırması yaptık. Bundan sonra döviz ve altın için bizi neler bekliyor? Altın fiyatlarında son günlerde Amerika'daki banka krizlerinden dolayı çok inişli ve çıkışlı bir süreç yaşıyoruz. Aslında bu kriz bize altının tekrardan ne kadar güvenli bir liman olduğunu da gösterdi. İlerleyen süreçlerde eğer ki Amerika'daki banka krizi domino taşı etkisi gösterirse bu da altın fiyatlarındaki beklenen yükselişi daha kısa sürede bize geriye getirecektir. Şu anda 1227 lira civarında seyreden bir fiyatımız var. Bu fiyatta özellikle Fed Bankası'nın faiz açıklamasından, aynı zamanda bu batık olduğu söylenen bankaların mali durum tablolarının bu hafta sonu itibariyle altın fiyatı yönünde etkili olacağını bekliyoruz. Genel anlamda İstanbul'daki büyük toptancılarımızdan duyduğumuz kadarıyla Mayıs ayı itibariyle altının 1400-1500 bandına kadar çok rahat çıkabileceğini belirtiyorlar. Malum işte bunda dolar endeksinin, euro endeksinin de muhakkak bir etkisi olacaktır. O yüzden dolayı biz altın yatırımcılarına ellerindeki parayı değerlendirmelerini öneriyoruz. Herhangi bir eğer ki alacakları ev yoksa veya bir araba gibi bir düşünceleri söz konusu değilse ellerindeki veya yastık altı diye tabir ettiğimiz altınları bu yükselişi kâra çevirebiliriz diye bozdurmamalarını ben şahsım adına öneriyorum. Döviz fiyatları 19.250 seviyelerinde. Dövizde seçime kadar bir baskılanma var. Yani çok sakin bir seyrediyor. Yavaş yavaş yukarı hareketleri görüyoruz. Kim kazanırsa kazansın bu ekonomi politikanın bu şekilde sürmeyeceği beklentisi var piyasada. Bu noktadan dolayı da döviz fiyatları enflasyonun oranında artmadığı için, düşük kaldığı için seçim sonrasında dövizde, altında yükseliş bekleniyor.